Herkese yeniden merhabalar efendim. Şöyle neydi lan bu Valheim? Valheim evet. İlk defa oynayacağım bu oyunu. Şöyle belki diyorum. Bunun ayarı var mı? Yok, herhangi bir start game diyorum, başlıyorum. Belki arkadaş gelebilir. Şöyle bir tane karakter. New dedik. Ha tamam. Saçımız olacak hacı. Ne biçim saç lan? Ha şu saç. İyi. Of, sakal. Bıyık önemli bizim için. Ah şu. Şu daha güzel. Hiç belli olmuyor da. Ah zenci. Zenci beyaz olur. Siyah olurum. Beyaz olsun. Erkek olalım. Tabii ki de ismimiz belli. Niyazi. Niyazi Rock. Hani Ragnarok gibi. Dur lan bir dakika. Ama başka Viking ismi gelmiyor lan. Bir dakika, hemen bakıyorum. O zaman daha yeni teyit ettiğim Niyazi Rex. Kral. Ha, yok lan. Rex şeyde neydi lan o? Viking dilinde kral demekmiş. Kral Niyazi. O zaman başlayalım dedik. Tamam, bu olsun. Neyim mi? Bu dünya bizim tamam. Bizim memleket. Tamam. Don. Tamam. Şöyle başlatayım bakın. Herhangi bir şey bilmiyorum. Multiplayer'da arkadaşlarını benim server'ıma girebilecek mi, giremeyecek mi? Bilmiyorum. Bir oynama planımız var ama halihazırda ben kendim çalıştığım için, arkadaş çalıştığı için bir buluşamıyoruz. Bir buluşsak ikili videolar ya da şeyler, oyunlar gelecek de. İlla ki bir ya da iki günümüz tatil. İlla ki arada bir şeyler oluyor, engeller oluyor. Giremiyoruz. Ya da yani o müsait olduğunda ben olmuyorum. Ben müsait olduğumda o olmuyor. Uyuşmazlık var. Neyse efendim, şöyle oyunumuz açılsın. Evet, şöyle bir intro var herhalde. Yıllar önce, çok uzun zaman önce dedelerimiz Odin bu dünyaya gelmiş. Demiş ki: "Kral Niyazi, sen bizi koru. Senden başka dünya ağacı falan" diyor. Tamam. "Bu dünya bizim memleket. Niyazi, sen buraları koru. Sen olmazsan Midgard'ı da alırlar elimizden. Biz yeniden doğacağız" diyor. Valheim'in içinde diyor. Tamam dedeciğim, sıkıntı yok. Niyazi buralarda. Ulan beni. Ben istekli mi bin aldırdım onu lan? At lan ben aşağı. Argenteus almış beni. Kanadını çırpıyor. Koy beni bir yere. Koy babacığım. Hadi sen oğlum ya. Bu da gelmeyen tren gibi ya. Mavi tren. Eğer mavi trenle yolculuk edenler varsa bilirler. Günde... Aha. Çok ıslaksın. Ha, selamun aleyküm. Tamam. Oğlum ben bunu Türkçe'ye almadım mı? Türkçe'ye. Oyunu tekrar başlat diyor. Dur hemen başlatayım ben bunu. Evet, şöyle. Selamun aleyküm kuş arkadaş. Büyülü taşlar Odin tarafından diyarın dört bir köşesine dağıtıldı. Ve yitiklerin ayin bölgelerini gösteren tabela görevi görürler. Yakından incelendiğinde bu taş ilk avın. Elitiyarın çağrısı yerinin konumunu gösterir.
Eliyatır güçlü bir yaratık olduğu için onu alt etmeye kalkışmadan önce iyice silahlanmalısın. Eyvallah baba yiğit. O zaman. Stamina. Saldır, savunma. Aa, yetenek gelişti dedi. Çakmak taşı al. Ölü lan. Adam ölü lan. Domuz falan var lan orada. Ha, koşma yeteneği gelişmiş. Zıplama falan. Dal almışız. Yeni eşya üretme. Tapla mı? Tamam. Üret. Ha, 6 tane şey eksik. Selam savaşçı. Aleyküm selam lan. Çoğu eşya için üretim gerekir. Fakat yakın zamanda Midgard'dan göçtüğün için nesnelerin gerçek şeklini hatırlaman gerekiyor. Tabii canım. Nesneleri yerden aldığında hafızan geri gelecektir umarım. Küçük kardeşim Muni'nin dediği gibi ahşap ve taş kullanarak taş balta üretebiliyorsun. Kardeşim, üretebiliyoruz da. Onu üretecek. Kütüye yumruk atan da ne bileyim. La oğlum yeteri kadar olmadı mı? Birinden bir tane, birinden de bir tane. Tamam hatırladık. Yine alamıyoruz bunları biz. Kardeşim beni bir sar. Hah, dal buldum. Tamam, dal buldum. Taş, güzel. Üçe üç. Bu ne sıkıntıymış lan küçük. Ya her şey var alamıyor mu? Dörde dört. Fazla yapabiliyor muyum? Çekiş yapabiliyorum. Fazla yapamıyorum. Yapabilirim bence. Tamam. Baltayı ürettik. Tamam. Şunu bence kırarım. Şimdi sopa yapabiliyor mu? Çok önemli. Şimdi mahalleye gireceğiz. Allah. Bekle bekle. Beyzbol sopasını bir yap. Ulan ne biçim vuruyorsun lan eşşoğlu eşek. Meşale reçine. Tamam reçineyi yaparız şimdi ya. Şerefsiz ya. Şunların. Vuramıyorum taşa. Tamam tahmin ettiğim gibi. Bunun için kazma yapacağım. Tamam güzel. Bu ne oğlum hemen bir şey. Kafamda parlıyor benim ya. Ana. Ha, geliyor bak biri daha. Gel gel. Gel gel. Bırakın gelsin. Ya E'ye basınca da gelmiyor ya deliriyorum. Tamam. Başka ne? Meşale yapalım.
Şunu da üretelim. Baltayı da üretelim. Meşaleyi gerek var mı? Bu ne lan? Koşma 3, sopa 2 falan odun kesimi varmış. Av ganimeti. Herhangi bir şey. Pelot hasarı açık. Kardeş kapalı. Buna da vurmadı. Neye vuracaksınız acaba? Herhangi bir şey bulmamda yeni bir şey açılacak muhtemelen bana. Çakmak taşı al. Boşuma yeter. Emene bir şey geliyor lan bu. Az bir şey olsun da staminamız yerine gelsin. Bir yudum çayımdan alayım. Tamam. Şimdi burada yapabileceğim bir şey kalmadı benim. Ben de öyle tahmin ediyorum. Şimdi kuş buldum. Aha. Bu ne? Kara indiba. Bunlar sürüyor oğlum beni. Vallahi sürerler buradan. Ben bunlara hiç bulaşmayayım. Aha. Gel gel. Senin ilacın bende. Ver reçenemizi abi. Ah reçenemizi aldık. Gidelim biz. Şimdi kardeş burada kesin bir şey bulacağımdır. Ben onu bulamamışımdır. Yok bunlara falan. Ya, üstünde herhangi bir yazı çıkmıyor. Anama uğradım bu kara orman diyor. Kimle tanıştığıma sevindim. He bana diyorsun herhalde. Selamun aleyküm bugün. Kara ormana adım attın. Kara orman hazır olmayanlar için çok tehlikeli bir yer. Öldürerek kendini... Lan oğlum neyi kanıtla? Terbiyesiz. Hani dostluk. Hani hatırlıyordum. Tamam. Atıştırmalık buldun mu? Yiyerek sağlığını ve enerjini arttırabilirsin. Çok geçmeden tekrar çıkacağını unutma. Yanında birkaç yiyeceği, farklı yiyecek, hazır yiyecek bulundur. Tamam. Eyvallah baba yiğit. Akgürgense sıkıntı yok. Şöyle. Bu ne? Aha. Kemik parçaları bulduk. Rex Niyazi ile adım adım cinayet. Ölüyor lan. Şimdi etrafa bakıyorum da bir şey görebilir miyim diye de. Niye almıyorsun lan bunu? Tamam. Mantar aldık. Güzel. Böyle lan.
bayağı materyal topladım da. Tamam, şunları kaldır. Mantarları kaldır. Şunu kaldır. Şurada kara indiba var. Kaldır. %27'ymiş bizim şeyimiz. Ağırlığımız. Harita var mı lan? Neredeyiz lan biz? Şura. Burada şeydi. Şöyle bir de. Aha. Aha. Beyaz çiçek buldum lan. Havuç da olmuyormuş lan onlar. Aha. Boş. Pek. Öldük. Rex Niyazi öldü. Öldük, yapacak bir şey yok. Abi bir şey göstermiyor ki. Gazma bulacağım. Vay. Don yok mu lan? Ha, havadislerle geldim. Yetenekte küçük kısmını unutacak ve kazandı. Şimdi ben şu öldüğüm yere bir gideyim. Eşyalarımı bir alayım. Yoksa kavga çıkacak şurada. Ulan ben 2 saattir çekiç bulamadım diye tanıştığımıza sevindim. Ben de seninle. La oğlum. Yok. Lan eşyalar. Neyse seninle de abi. Şurada ev vardı. Yürü eve gidiyorum ya. Anasını satayım. Çek ücret ediyorum diye balta öğretmişim. Ya şerefsiz. Mesafeme gel. Konuşalım. Şu arada bir yerdeydi. Sen bir öl. Tamam. Şöyle. İç. Tek yiyorum. Bir lokma daha yiyebiliriz. Mer. Enerjimiz artsın hacı. Şurada bir yerde vardı. Sol tarafta mı olması gerekiyor? Bir tane ev vardı. Ev kılıklı bir şey. Aha. Şimdi oraya gidip onu arayacağız. Anasını satayım. 2 saattir. Ortalama bir yarım saat oldu ya. Vallahi billahi. Nasıl sinirlendim durduk yere. Şimdi şurayı onu arabilirim herhalde. Gerekli atölye eksik. Gerekli atölye. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Burayı meskene denerim. Kaldır inşaat menüsü. Şöyle. Şöyle yapalım. Tamam, kapının önüne de yakarım ben. Ne taş yığını? Eksik malzeme diyor. Tamam. Sağlıkla atölye. Nasıl döndürüyoruz? Şöyle. Yapı. Anam be. Buraları belki şerefsizlerin birileri şey yapmış olabilir ya. Yıkmış olabilir yani de.
Yani hani ben söylüyorum. Adı falan Niyazi olabilir. Kuracağım ya. Dur la. Ben buraya sıkıştım mı? Yok, sıkışmamış. Tamam. Ne diyor? Karmaşık eşyalar yapmanın olanı tanır çekiciyle inşa edebileceğin çokça yapı parçasına erişimini sağlar diyor. Neydi? Tamam. Tamam. Oba. Şimdi mobilya dedik. Sandık gerek yok. Şu an hani gerek yok dediğimde. Var da yok. Tezgah. Paçavra pantolon. Yap. Tamam. Nerede pantolonumuz? Tamam. Ne veriyor bunlar? Birer zırh veriyor. Ne sıkıntı yok. Balta geliştirme dediğimizde eksik malzeme diyor. Taş eksikmiş. Ne eksik lan? Taş da var. Paçavra tunik onarılı. Ha şu. Anlamadım geliştirmeyi. Odun yok haklı. deri hurdası. Tahta kalkan falan filan. Şimdi şu bir dursun. Ben şuraya bir çıkayım. Yanıyorum lan. Uf, vallahi yanıyorum lan. Dinlenmiş diyor. Şurayı bir alayım da. İçeride bir üretim diyelim. Çekik, çapa. Şahmak taşı, meşale. Bu ne diyor? Taştan daha keskindir diyor. O zaman bu bizim kazmamız oluyor. Anlaşılan. Oğlum yatak yok mu lan burada? Eksik malzeme diyor. Ne eksik oğlum? Ben onu anlamadım ki. Şu eksik herhalde. Gereken istasyon seviyesi. Tamam. Paçavra pantolon. Bu nasıl? Arttıracağız ki bunu. Bir şeyler üreterek mi ki? Öyleyse 20 tane ok üretelim. Şuraya bakalım.
Şurası atık. Diğer 7. Bu şey, bu ne? Sal. Gerek yok. Şu anlık atölye. Ha. Şunu da vuralım. Acı bir süreye. Bu ne? Doğrama kütüğü diyor. Bu ne? Ahşap kapı. Şöyle. Mobilya. Şu ne? Yatak. Ha. Yatağı nereye koyabilirim? Kıralım da. Tamam. Lan dur, evimizi ne yapıyor? Ha şöyle. Lan ne var lan kuş? Gece yatağında uyuyarak geçirirsin. Sabah dinç ve enerjik olur. Şekilde uyursun. Evindeki olmazsa olmazlardan biri eşyada bulacağın sandıklardır. Keşfi parkın talihsiz durum. Tamam. Okey. Lan gene yanıyoruz. Anasını satayım. Kapının önüne ateş mi yakılır ya? Salaklık bende. Lan al. Tamam. Şunu bir deneyelim. Neyse dur. Nerede? 4. Ne koyabiliriz? Şu indi bağları koyabiliriz. Şöyle iskeletleri koyabiliriz şu anlık için. Yaban domuzu eti diyor. Şunları da şuraya eşyayı yerleştir. Senin canın cehenneme, lanet olasıca. Şimdi diğer dedik. Atölye dedik şu. Şimdi. Tamam. Şunları da pişirelim hacı. Şimdi bayağı bir şey yaptık bugün. Bu ne? Tamam, buluruz bunları. Bunda ne eksik? Geyik derisi falan eksik. Oo, pişmiş yaban domuzu eti. Nerede lan o? 30 enerji verdi direkt. Neyse efendim, biz bayağı işi ilerlettik. Biz bu işi hallettik. Efendim, kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.